enteresan ve bir o kadar da güzel bir video çekeceğiz. Yanımda Mitençi Mustafa abi, nasılsın, iyisin? Sağ ol kardeşim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Ardahan'da çıldır gölündeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz, kızaklarla ileriye açılacağız ve ne yapacağız? Balığımızı tutacağız, ardından yağda kızartıp ekmek arası yapacağız. Sever misin abi balık? Çok sevmem. Biliyorum söylediğini. Ama ekmek, yani balık ekmeği severim. Balık ekmeği evet. Seviyorsun. Tamam, senden de et yiyeceğiz. O da senin kanalında yayınlanacak. Aynen. Çok güzel. Ne yapıyoruz o zaman arkadaşlar? Başına hemen hızlıca gidelim, alışverişimizi yapalım. Ondan sonra tekrardan gelip kızaklara binip gideceğiz içeriye. Evet arkadaşlar, Ardahan'da Arma Market'e geldik. Hemen giriyoruz. Malzemeleri alacağız. Daha sonra artık balık tutmaya geçeceğiz. Bir adet marul alıyorum. Bunun fiyatı 11.5 TL. Poşet diyelim. Limon alıyoruz. Bunun da fiyatı 4.5 TL. Bana yetecek o kadar olanını alıyorum şöyle. Domates de güzel gidecektir. Domatesden de şöyle poşet diyelim. Bunun fiyatı 19.9, yani 20 TL. Tabii balık soğansız olur mu? Bence olmaz. Ekmek arası yapacağız. Soğan alıyoruz. Soğanın kilosu 3.95. Bir de böyle tazecik, çıtır çıtır ekmeklerden alacağım. 2.5 TL zaten burada fiyatı. Böyle yağ alıyorum. Bunun da fiyatı 46.75 TL. Bir de mısır unu alacağım arkadaşlar. Bunun fiyatı da 7.15 TL. Şimdi hemen geçelim kasaya. Alışverişimiz bitti. Daha sonra ne yapacağız? Balık çekip artık balıkları pişirebiliriz. Arkadaşlar alışverişler yapıldı. Mustafa abiyle bindik şimdi kıza. Gidelim mi Mustafa abi? Gidelim artık abicim. Üşüyoruz çünkü. Üşüyoruz. Ateş yakmamız lazım. Çabuk. Aynen. Hızlıca gidiyoruz. Evet, kızaklarla geldi. Evet, odunları kırmaya başladık. Mangalımız da kenarda. Şartlar uygun. Hazırlıklara başladık. Bunu yakalım. Hem ısınacağız hem de balığımızı dediğimiz gibi pişireceğiz. Önce ne yapıyoruz? Buzu kırmamız gerekecek. Suya ulaşmamız lazım. Şöyle biraz ne yapıyoruz? Dibine vura vura buzları alacağız. Suyun dibine doğru ulaşacağız tabii, inşallah. Bir 10-15 dakika uğraştıracaktır bizi. Biraz yorulduk ama ısındık da tabii. Böyle buzun kalınlığını gösterebilir misin? Beli iyice geçirdi. Su seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Yarım metre var herhalde bu. 45 santim falan arkadaşlar. Arkadaşlar ağı ne yaptık? Suyun içerisine böyle yavaş yavaş veriyoruz. Bu şekilde ortalama bir saat falan bekleyeceğiz. Bir saat yeterli olacak mı bizim için? Gibi. Çıkar. Çekelim bakalım. Kısmetimizde ne var? Ne balığı çıkıyor genelde? Balık şey, hiç balık var canım. Kefal, gümüşü, sarı balık. Denizden babam çıksa yerim. Oo, bir tane geldi. Ne bu? Kefal. Balık donmuş, bir şey olmuş gibi sanki. Şoka girmiş gibi. Suyun altında bayağı kalmış ya. Hacımandan dolayıdır. Süper ya. Evet, bu şekilde balığı çıkardık. Diğerlerinde bakalım neler gelecek. Evet, bir balık daha geldi. Bu şekilde balıkların hepsini çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, balıklar tutuldu. Şimdi de temizleme zamanı. Nasıl, lezzetli bir balık mı bu? Ben tatlı su balığı normalde çok sevmem ama buranın balığını çok övdüler. Özellikle sarı balığı çok övdüler. Suyla iyice temizliyoruz şöyle. Banyosunu da yaptırdın sen ona. Oo, tertemiz oldu, mis gibi. Evet, balıklar da temizlendi. Artık pişirmeye hazırlar. Marulları ve sebzeleri başta bir yıkayalım arkadaşlar. Şöyle bir sudan geçirelim. Eller tabi buz gibi olacak herhalde. Zor şartlarda çalışıyoruz Mustafa abi. Vallahi dur, domatesleri ben yıkayayım bari. Demesinler Mustafa abi buraya. Çalıştırıyorum. Eseri çalıştırıyor diye. Eline sağlık abi senin. Eyvallah kardeşim. Bir iş birliği olacak. Bir kısmını ben doğrayayım, bir kısmını aynen, sen abi. Ben soğanları doğrayayım. Tamam olur. Başta domatesleri ince ince doğrayacağız arkadaşlar. Bu şekilde doğramak benim daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle tüm domatesleri bu şekilde doğruyoruz. Evet, domatesleri doğradım. Şöyle bir karıştırma kabının içerisine aktaralım. Bizi kenarda beklesin. Şimdi soğanlarda sıra. Soğanlarda Mustafa abiden. Biz ay şeklinde mi yapalım? Ay şeklinde olur. Of, eller de donuk, bıçak da iyi kesmiyor. Evet, soğanlarımızı da bu şekilde vallahi Mustafa abi doğradı. Valla eller var ya şu an. Hissetmiyorsun değil mi? İnan hiç şu tutmuyor an ya, hiç. Birazdan dökülecek. Parmağım bir kopabilir şu an bak. Koparsa da kanamaz yani, o derece. Kırılır. Bunları da şöyle elimizle bir açtıralım. Bunları da aynı şekilde şöyle bir karıştırma kabının içerisine aktarıyoruz. Şimdi marulları da ikiye bölelim. Onu da hazır elim değmişken yapayım şöyle. Şöyle yapayım mı? Olur. Bence ekmek arasında böyle daha rahat. Aynen, doğru söylüyorsun. Evet, marullar da doğrandı. Eline evet, koluna sağlık Mustafa eyvallah abi. Kardeşim. Bunlar da bizi kenarda beklerken biz artık ne yapıyoruz? Balıkları kızartmaya geçelim Mustafa aynen, abi. Aynen. Evet, tencereyi ocağa ekliyoruz. İçerisine boldan boldan yağ ekliyorum. Yağla beslemek gerekiyor. İyice balık batması gerekiyor. Bu kadar yeterli. İyice bir kısım, biz de balıkları bir banyosunu yaptıralım. Balıkları görüyorsunuz, dilim dilim yaptı. Ne yapalım? Başta bir ne yapıyoruz? Tabaklıyoruz. Tabi tuzlayalım. Üzerine mısır unu da ekleyeceğiz tabi. Tuzladık. Şimdi mısır unu giriyor devreye. Bunları mısır unuyla banyosunu yaptırıyoruz. Arkalı, önlü, her tarafını mısır ununa buluyoruz. Evet, balıklarımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları yağla buluşturma anı. Görüyorsunuz köpürcükler
kadar çıkmış. Artık balıkları ekleyebiliriz. Şöyle usul usul ekliyorum. Oh. 4 parçayı da ekledim. Tuttuğumuz balıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Pişirmeye başladık. Birazdan da afiyetle tüketeceğiz. Arkadaşlar şu ızgaradaki pişti. Yağdakiler biraz daha pişsin. Şunun bir tadına bakalım. Bu kefal, bu sarı balık arkadaşlar. Hemen açalım, bir tadım yapalım. Bunu hemen açıyoruz. Mustafa abi bunun tadımını yapalım. Hemen tuzlayalım hani, şunu. Kefal böyle 10 numara bir balık değil ama yapacak bir şey yok. Evet. Hatır için konuşmuyoruz. Şöyle bilek patladı. Şimdi bak, doğruya doğru. Ben kefalin deniz halini bile çok sevmem. Aynen, ben de aynı. Ama şekilde. Bak, sevdim sevmedim. Samimi söyleyeceğim yani. Tabii tabii. Aynen. Müsaadenizle. Yani tam kefal. Kefal abi. Biz şunun tadına bakalım. Yani şöyle bak, kötü değil ama. Kötü değil, yok. Yenir, her türlü yenir. Kefal de böyle nasıl biliyor musun? Hafif yosunumsu bir tad olur. Aldın değil mi? Aldım aldım. Alıyorsun yani. Bu ekmek arası gider ama. Aynen, anca bu ekmek arası gider. O bir türlü zaten mümkün değil. Evet, yani deniz balıklarıyla karıştırmamak lazım. Aynen öyle. Birazdan bunu bekleyelim, bunun tadımını yapalım. Evet arkadaşlar, balıklar artık pişti. Beni çıkar diyor. Ben de onları kırmıyorum. Ne yapıyorum? Fazla yağını süzerek şöyle bir tabaklıyorum. Ekmeklerin o iç kısmında bir parça ısıttı. Dumanı da üzerinde oldu. Şimdi ne yapacağız? Balıkları önce bir içerisine çekelim. Ardından sebzelerini ekleriz. Böyle balığı tuttum. Şöyle elimle. Elimi de ısıtmış oluyorum bu arada. Hissetmiyorum şu an sıcağı. Şikayetçi değilsin. Aynen öyle. Çok keyifli. Kılçığını ayıkladım. Ardından ne yapıyorum? Ekmeğin içine şöyle homojen gelecek bir şekilde yayıyorum. Evet, fazla kılçıkları da ne yapıyoruz arkadaşlar? Etli kısımdan da ver. Hayvanlar da nasiplensin. Şimdi de bir parça soğan ekliyorum. Benim bir parça olmasın. Benim sen sağlam düşsün abi. Tamam. Bol sağlı. Bunu seviyorum. Sana yapıyorum o zaman. Tamam. Sana boldan boldan ekle. Bu donmuş. Yalnız arkadaşlar. Şuna bak, donmuş. Marul bildiğin donmuş yani. Abi. Şöyle üstüne mangala mı tutsak? Şu biraz? Biraz mangala çevire. Şöyle koyalım da yumuşasın. Harbiden enteresan. Ama şu an -8-9 derece olmuştur herhalde. Marullarımızı biraz közle çeviriyoruz. Tamam, bunlar biraz çözüldü. Oldu, çözüldü. Ekmeğin arasına dizdik. Domatesler de aynı şekilde. Şöyle. Onlar da bir parça donlu. İsyan ediyorlar. Ben hemen üstünden tuzunu vereyim. Bir parça tuz girdi. Son olarak da abi limon istiyor musun? Az limon. Bana az limon. Olsun. Sen az sevmem. Limon diyorsun. Bu kadar yeter, yeter mi? Yeter. Tamam. Bunu şöyle bir kapatıyoruz. Dış kısmında bir parça ısıtıp afiyetle tüketeceğiz. Ben de kendime bundan bir tane yapacağım. Evet, ekmekler de ısındı. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Müsaadenizle. Hadi bismillah. Mustafa abi. Oğlum bir parça buz ısırmış gibiyim, yemin ederim bak. Bak. Yani gitmiş bunlar ya. Arkadaşlar samimi söylüyorum bak. Şimdi dondu. Ağzımın içi dondu. Sanki buz kalıbı ısırmışım. Domatesden mangal koymasaymışız yemiş. Ama bu balığın tadı ötekinden daha güzel ha. Ice fish olmuşum. Aynen. Ekmek arası buz. Afiyet olsun. Oh. Yanında bir bardak çay da bunu tüketmek lazım. Normalde yani. Ağzım yanması lazım. Ya donuyor. Zor şartlarda. Balık ekmek. Güzel ama yani. Bak bu sarı balığı. Ben daha çok beğendim. Yani gelirseniz kesinlikle. Sarı balık giyin. Kefal yaramaz. Ama sarı bu ekmek arası aynen, gayet güzel değil mi? Kesinlikle, bu güzel gidiyor. Biraz karşım sıcak, sıcak olsaymış. Evet yani domatesleri çıkarsak sanki hayır olacak. Buz ısırır gibiyim ya. O kadar soğuk. Donmuş ya. Ya böyle bir şey yok. Yani ses geliyor çat çut. Vuruyorum, ses geliyor, kemikleşmiş. Duyuyor musunuz sesi? Hani ağızda böyle dondurmayı çok atarsın, beynin donar ya. Aynen onun gibi olur. Onun gibi olur ya. Domatesleri de keşke biraz közle çevirseymişiz vallahi abi. Vallahi ya. Neyse, ders oldu. Bir daha buzda yaparsa öğrendik ne yapacağımızı. Siz yaparsanız koymayın arkadaşlar. Veya biraz mangalda ısıtın. Arkadaşlar biz bunların keyfini çıkaralım. Birazdan zaten çayla destekleriz abi. Ancak aynen o lazım. Arkadaşlar yemekler yendi. Semaverde çay. Olmazsa olmazlardan şöyle. Özellikle böyle karın üzerinde semaverle. Alayım mı birader bardağımı? Tabii. Dolduralım. Gerçekten çok keyifli olacak bence. Kapanışı da çok güzel yapmış oluyoruz burada. Mustafa abi istiyorsan sen bunu al, ben kendime doldurayım. Mustafa abi çayları da doldurduk. Aynen, ilaç. Aynen öyle. Bu havada bunun adı çay değil, ilaç. Yemekten daha güzel gidecek. Vallahi benim, yemekten kesin güzel gidecek. En azından sıcak. Ice fish'leri yedikten sonra bunun keyfini çıkarabiliriz. Müsaadenizle. Oo.
Oh. Vallahi var ya. Rahatladık gerçekten. Bak, ortam da güzel. Ellerimizi ısıtıyor falan ya böyle. Yemin ederim. Ya böyle bir şey yok. Yani soğukta balık yapmayın. Bak onu söyleyeyim. Sucuk yapın abi. Sucuk, köfte yapın. Sucuk. Hemen pişsin. Al hemen ye. Yani biz burada direkt buzun altından çıkardık, yaptık. Bize çok lezzetli geldi. Ortam şahane. Çok tabii. Güzel sohbet, muhabbet ettik. Biz çok güldük, eğlendik. İnşallah size de yansıtabilmişizdir bunu. Çok kardeşim, teşekkür ediyorum abi konuk olduğun için. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğin için. O zaman ne yapıyoruz abi? Biz çayın keyfini çıkaralım. Aynen. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.